akademik kısmın bu yılki konusu sanal adalet. Sanal adaletten hem bir taraftan yapay zeka tartışılacak. Yani adaleti sağlamak için insanlar yetersiz mi kaldılar, şimdi başka şeyler mi yaratıyorlar konusu gündeme gelecek. Ama daha önemlisi birçok ülkeden katılan akademisyen ülkelerde sanal dünyayı nasıl organize edilebileceğini, nasıl kurallar konulabileceğini. Çünkü bu ince bir çizgi, hem ifade özgürlüğü getirebilen bir platform, hem sosyal platformlar, hem internetin direkt kendisi, bloklarıyla, her şeyle. Ama bir taraftan da başkalarının özgürlüklerini de çok gasp edebilen, başkalarına da çok zarar verebilen bir platform. Nasıl bir kontrol mekanizması getirilebilir? Kontrol mekanizması getirmek özgürlükleri mi kısıtlar? Tüm bunları tartışacağız. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kim... İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Harika görünüyorsunuz. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış törenine. Hoş geldiniz efendim. Şimdi açılış konuşmasını yapması için festival başkanı Sayın Profesör Doktor Adem Sözüer'i sahneye davet ediyorum. Bu senede yeni bir sorunu ele alıyoruz. Yeni çağa girerken dijital dünya kimsenin pek gündeminde değil. Sadece sosyal medyaya bakıyoruz. Ama bir de aslında bir yine gerçek dünya olan sanal dünya. Orada da adalet lazım. Orada da herkes için adalet diyoruz. Ve demeye de devam edeceğiz. Sözlerimi tek bir şeyle bitirmek istiyorum bugün. Bizim bütün uğraşımız gençler ve çocuklar aslında. Bütün özellikle üzerinde durduğumuz gayret bu. Bakın bir kız çocuğu dünyadaki bir iklim değişikliğine ne kadar çok dikkat çekti. Ve gerçekten bir değişime sebebiyet verecek bir protesto hareketi başladı. Ama biz ne yapıyoruz? Biz kız çocuklarımıza hala tecavüzcüyle evlensin mi, evlenmemesin mi diye tartışıyoruz. Bu utanç veridir. Bu çocuklarımıza müstahak olamaz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Böyle böyle çoğalacağız. Bir bayrak yarışı bu, bir nöbet yarışı. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi seyirler.